Daire 18'den taksi istemişlerdi. Sen burada bekle biraz, ben hemen haber veriyorum. Tamam. Taksiniz geldi efendim. Peki efendim. Sen burada bekle, Ahmet Bey hemen iniyormuş. Tamam. Bu kim ya? Ahmet Bey. Çok güzel oldu. Sağ olasın. Çıkayım ben. Çok teşekkürler. Bak Memoli, çok güzel oldu değil mi? Bütün gün böyle boş boş oturacak mıyız burada? Çözmemiz gereken bir cinayet dosyası, yakalamamız gereken katiller falan yok mu? Yok. Sizin çekiminiz yok mu bugün? Canınız çok sıkıldıysa çekip gidip setinizde hırsız polisçilik oynayabilirsiniz. Sizi burada zorla tutan yok bizim yanımızda. 2 gün ara verdik biz çekimlere. Ha öyle mi? 2 gün sonra gidiyorsunuz yani. Çok güzel, harika. 2 gün sonra gidiyorlarmış. Arkadaş bir de burada oturmaya mı geldik der gibi hesap sormuyor mu bana? Öyle deme baba ya. Allah var güzel kadın. Yani bir renk geldi, bir motif kattı bizim şubeye. Cem, yaklaştır bakayım sol gözünü. Şöyle menekşe morur bir renk katayım senin gözüne, olmaz mı? Oluyor mu kızın yanında baba ya? Oluyor mu şimdi? Memoli, esaftan ben de çok sıkıldım böyle 2 büklüm oturmaktan. Bugün senin başın çok kalabalık değilse alıp götürsene beni bir yerlere. Bir yerlere mi götüreyim? Ben Kız Kulesi'ni hiç görmedim mesela. Ya Cem, hala bulamamışlarmış köylü kızını öldürmeye çalışan amcalarını falan. Jandarmaya haber verdik baba. Amcayı alacaklardı ama çocuklardan hala bir haber yok. İyi güzel. Benim acelem yok zaten. Ya dedemin kör eşeği gibi ne bakıyorsun öyle gözlerine kısıp kısıp? Daha yeni geldim ben İstanbul'a. Hemencecik köye dönüp de ne yapacağım? Köyde vuracaklar zaten beni. Kısaklı Memoli. İstanbul'da gezilecek tonla yer var. Bir Kız Kulesi'ne götür bari kızcağızı. Ya ben size kaç defa dedim. Bana yalnızca görev arkadaşlarım Memoli diyebilir diye. Ben de artık senin görev arkadaşın değil miyim?
Değilsiniz. Bence öyleyim. Bence değilsiniz. Öyleyim. Değilsiniz. Bence de öyle Memoli. Bak, rozetim bile var. Gördün mü bak, rozeti bile var. Bundan var mı peki sizde? Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun müdürüm. Nasıl gidiyor bakalım çalışmalar? Çok iyi gidiyor müdürüm, hiçbir sorun yok. Görev arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Bunu duyduğuma çok sevindim Zeynep Hanım. Sizi aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Müdürüm, eğer biraz vaktiniz varsa sizinle önemli bir konu hakkında özel bir görüşme yapabilir mi? Yapamazsın Memoli. Ama müdürüm... Siz işinize bakın arkadaşlar. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun müdürüm. Sağ olun müdürüm. Yine keçilerini saymaya başladı. Sadece 10 tane keçisi var ama. Dönüyor dönüyor onları sayıyor. Memoli. Şimdi merkezden anons geçtiler. Beşiktaş'taki lüks rezidanslardan birinin önünde müşteri bekleyen taksinin önüne yukarıdan bir adam düşmüş. Yukarıdan adam mı düşmüş? Hı hı. Oh be. Nihayet biraz hareket olacak. Yani çok üzücü bir şey tabii bir insanın hayatını kaybetmesi. Hadi gidip bakalım şu olaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siz nereye hanımefendi? Siz nereye? Ben oraya işte. Şart mı sizin bizimle gelmeniz? Döndüğünüzde Cem size bütün olayı anlatsa olmaz mı? Olmaz. Gelip kendi gözümle görmem lazım. Ona göre yazacağım senaryoyu. Hadi yürüyün. Memoli. Efendim köylü kız. Ben de olacağım. Sen burada uslu uslu oturup bizim operasyondan dönmemizi bekleyeceksin. Ne zaman döneceksiniz ki görevden? Bilmiyoruz. İşimiz bitince döneceğiz. Ya çok geç biterse işiniz? Yok. O kadar geç bitmez. Ama ya biterse? Bitmez. Ama ya biterse? O zaman seni eve göndereyim, evde bekle tamam Yok. Mı? Yok. Ev olmaz. Ya o yılanın oğulları evin önünde beni bekliyorlarsa? Sanmıyorum bekleyeceklerini. İyi ama ya bekliyorlarsa? Yok beklemiyorlardır. Sıkar orada beklemeleri. İyi ama ya sıkmıyorsa? Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun anlamadım ki. Sen niye gülüyorsun? Hadi yürüyün ya bırakın oyunu da işimize bakalım. Çabuk gelin Memoli. Pardon. Allah'ım ya. Lütfen çekin. Arkadaşlar bu tarafa giremez. Lütfen çekin şöyle. Çekin şöyle lütfen. Çekin. Olay yerine girmeyin lütfen. Lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Ya ben taksiciyim. Taksi istediler geldim. Adam pat diye taksiden yedi. Kaçıncı kattan düşmüş adam? Üzerinden kimlik falan çıktı mı? Hemen güvenlik ve mesleği kayıtlarına bakalım. Sonra da görgü tanıklarıyla konuşuruz. Nedir olay? Adamı 14. kattan atmışlar başkomiserim. Bir ceset de yukarıda var. O da 25-30 yaşlarında bir kadına ait. Adam kadını öldürdükten sonra intihar etti demek. Hayır. Eğer adam aşağıladıktan sonra birisi onu havadayken 7-8 kez bıçaklamadıysa bunun bir intihar olması imkansız.
Yani adamı önce öldürüp sonra atmışlar aşağı. Ya bu adam yüzüstü yatıyor. Sen nereden gördün o bıçak yaralı? Cesedin ucundan kaldırıp baktım. Sen niye dokunuyorsun olay yerindeki cesede? Bakmadan nasıl çözebiliriz cinayeti Memoli? Şimdi bence çıkıp bir de yukarı bakalım. Bak. En baştan anlaşalım sen. Hiçbir şeye dokunmak yok. Soru sormak, görüş bildirmek, bana akıl vermeye kalkışmak yok. Ayak altında dolaşmadan bir köşede sessiz sessiz bizi bekleyeceksin. İyi de ben o şekilde nasıl yardım edeyim size? Bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız yok lan. Sırf Kemal Müdür'ün emri var diye çekiyorum bu saçmalığı. Ama herkesin olduğu gibi benim de sabrımın bir sınırı var. Yerinizde olsam o sınırdan sonrasına bakmak istemezdim. Cem sen görgü tanıklarıyla konuş, kamera kayıtlarına bak. Başak tamam. Sen de benimle gel. Hadi çekil, çekil, çekil. Devam et. Hadi. Vay, ekip tam kadro göreve çıkmış yine. He. Bir yerde adamın birini damdan mı ne atmışlar, ona bakmaya gittiler. Anladım. O zaman bu tepsideki son çay da senin kısmetineymiş Ezo kardeş. Sağ ol. Afiyet olsun. Memoli ne zaman döner görevden? Vallahi olayı çözüp katilleri yakalamadan kolay kolay dönmez merkeze Memoli abi. Ana, akşama kadar tek başıma oturacağım mı ben burada? Yapacak bir şey yok. Avni abi, bir şey daha soracağım sana. Memoli hep böyle asabi midir? Çok affedersin, hep böyle gıcık bir adam mıdır ya? Yok yok. Ya sen bakma onun öyle sert abi göründüğüne. Aslında tam cumhuriyet altını gibi bir kalbi vardır Memoli abimin. Az düz fark etmez. Herkesin abisi, kardeşi, kankasıdır o. Ama geçen yıllar onu epey bir yıprattı Bezo kardeş. Önce oğlunu kaybetti. Sonra karısı tarafından oğlunun ölümüne neden olmakla suçlanıp terk edildi. E üstüne bir de Zeyno ablayı öldürdüler. E bu kadar acının, kederin üzerine adamın balataları yakması çok normal yani. İyi bile dayanıyor valla. Her şeye rağmen hala aslanlar gibi dimdik durabiliyor ya ayakta. Helal olsun. Bu muydu Memoli'nin oğlu? Evet. Babasının kucağında verdi yavrucak son nefesini. Deme ya. Ya. Memoli abiye sıkılan hain kurşun gitti zavallı bebeğin canını aldı. O günden sonra herkesin katilini yakaladı ama hala oğlunun katillerini yakalayamadı diye yanar durur Memoli abi. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Heh. Adam niye özel hastanede başhekimlik yapıyormuş? Başhekim Ahmet Güverci. Kalp ve göğüs cerrahı. Hem de cerrahmış öyle mi? Evet. Kadının üzerinden bir kimlik çıkmamış. Cem merkeze bir eşkal fotosu gönderdi. Sorduruyor. Güzel. Kadın da rahmetli başhekimle aynı hastanede hemşirelik yapıyordu büyük ihtimalle. Bunu nereden anladınız? Kadının tırnaklarında hiç oje yok. Yani? Hastanelerde görevli hemşirelerin tırnaklarına oje sürmeleri yasaktır. Hijyen bakımından yani. Allah'ım ya. Siz bir ojeden hemen anladınız kadının hemşire olduğunu yani, öyle mi? Vallahi bravo. Ay. Bakın hanımefendi. Sizin uydurduğunuz dizilerde olaylar bu kadar kolay çözülebilir belki ama gerçek hayatta biraz daha çetrefilli oluyor. Nasıl zehir afiyet ama? Bir ojeyle çözdü olayı. Allah'ım ya. Baba kadının çantasını bulduk. Çantadan çıkan kimliğe göre kadın hemşireymiş. Üstelik başhekimle aynı hastanede çalışıyormuş. Ve de aynı zamanda adamın gizli sevgilisiymiş. Kadın öldürüldüğünde üzerine bornoz varmış. Adamı da balkondan bornozla atmışlar. Ayrıca burası adamın asıl evi olamaz. Büyük ihtimalle bu evi garsonyer olarak kullanıyordu. Koca bir özel hastanenin başhekiminin bu kadar küçük bir dairede oturduğunu düşünmüyorsunuz herhalde.
Ya ben size az önce konuşmak yok, fikir üretmek yok demedim mi? Geçin bir köşeyi oradan izleyin. Karışmayın işimize. İyilik de yaramıyor ya. Merhaba. Sabahtan beri buradan her geçtiğimde seni Memoli'nin yanında otururken görüyorum. Soracağım, bir türlü sormaya fırsatım olmadı. Kimsin sen? Neden burada bekliyorsun? Ben rahmetli Zeyno ablanın köyünden geldim müdür bey. Memoli'nin misafiriyim. Aa, öyle mi? Neyi oluyorsun sen Zeyno'nun? Hiçbir şey. Öyle uzaktan komşusuyum ben. Bizim köyde herkes herkesin komşusudur. Küçücük köy zaten. Anladım. Peki gezmeye mi geldin İstanbul'a, üniversite mi kazandın? Yok. Ben kaçtım geldim müdür bey. Kimden kaçtın? Amcamgillerden. Yoksa öldüreceklerdi beni. Ben de Memoli'nin yanına sığındım gelip. Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Emret ağam. İlyas. Belli ki Ezo İstanbul'daki polis çocuğa durumu anlatmış. Jandarma beni almaya geldi şimdi. Bana bak İlyasoğlu. Bu Ezo'yu bulup cezasını vermeden geri dönerseniz size hakkımı helal etmem. Anladın mı beni? Anladım ağam. Anladım. Abi, ne diyor ağam? Ağam jandarma almış. Bizim de Ezo'yu almak için çok fazla vaktimiz kalmamıştır Emrullah. Zeynep Hanım doğru söylüyor baba. Adamın asıl evi burası olamaz. Dolaplardan iki çift çorap, birkaç tane de gömlek çıktı. Tamam. Zeynep Hanım haklıymış Memoli. Başhekim 25 yıllık evliymiş. Ve asıl evi Anadolu yakasında lüks bir sitedeymiş. Ya tamam. Benim aklıma ilk şüpheli olarak doktorun karısı geliyor. Kadın kocasının kendisini aldattığını öğrenince bu şekilde intikam almış olabilir.
Yine ne yaptım ben ya? Kendi kendime sesli düşünmek de mi suç oldu şimdi? Yalnız bence bir kadın tek başına beceremez böyle temiz bir işi. Bir kiralık katil tutmuştur büyük ihtimalle. Bu kadının da bir sevgilisi, kocası var mı diye bakmak lazım tabii. Belki de kız tarafı intikam almak istemiştir. Her şey olabilir yani. İşimiz çok zor arkadaşlar. Bana da süper bir bölüm hikayesi çıktı bu arada. Hadi şimdi bakalım katil adamı nerede öldürmüş. Banyodur büyük ihtimalle. Cem, Başak. Efendim baba. Her an elimden bir kaza çıkabilir. Mukayyet olun bana. Tamam mı? Tamam baba. Tamam. Tamam. İşte böyle müdür bey. Ben de baktım olacak gibi değil bu iş. Bütün bebeliğimi, genç kızlığımı çaldılar benden. Son bir canım kalmıştı alacakları. Kaçtım kurtardım kendimi. Aferin sana. Çok iyi yapmışsın Ezo kızım. Sağ olun müdür bey. Bizim yanımızda güvendesin. Artık hiç kimse zarar veremez sana. He he. Ben de öyle diyorum zaten Memoli'ye. Ben burada senin yanında çok güvendeyim Memoli diyorum. Ama o tutturdu hemencecik bu akşamdan otobüse bindirip postalayacak beni köye. Olur mu öyle şey kızım? He, olmaz değil mi müdür Mesaht'ın? Köye dönüp de ne yapacağım ben bundan sonra? Artık kimse istemez beni zaten. Herkes hor bakacak bana. Bir anam var zaten beni seven. Kendime bir iş bulup halimi düzeltince onu da alırım yanıma. En baştan tertemiz bir hayat kurarım kendime. Ne güzel olur değil mi Mesaht'ın? İnşallah kızım. İnşallah bundan sonra senin için her şey güzel olur. İnşallah senin kaderin Zeyno'nun kaderine benzemez. Amin. Yani inşallah müdür bey. Yalnız senin burada bütün gün böyle oturman doğru değil Ezo. Sen Memoli'nin evine git, orada kal bence. Yok. Ne olur beni eve göndermeyin müdür bey. Daha dün evin önüne kadar geldi amcamın oğulları. Memoli kovaladı da korkup kaçtılar. Beni o evde tek başıma koyarsanız kesin yine gelirler beni almaya. Kapıyı kırıp girerler içeri. Ama burada da olmaz ki böyle. Burası asayiş şubesi kızım. Seni sürekli burada tutamayız. Acaba seni Memoli'nin komşularından birine mi emanet etsek? Yukarıda bir Belgin ablası vardı Memoli'nin. Acaba ona mı gitsem ben? Ne güzel fikir. Hem yakın, hadi ben seni bırakırım oraya. Ay yok, zahmet olmasın size müdür bey. Ya ne zahmeti ya? Benim için büyük bir zevk. Hem yakın da hadi gidelim. Kalk kalk, ben götürürüm seni. Saniye bakar mısınız? Koş oğlum, koş. Kaçma, dur polis. Durun. Gelin buraya. Kaçmayın. Durun. Yanlış bir şey yapmadık. Bilin, kardeşim bin. Bizim bir suçumuz yok. Bırakın. Ya bırak. Bin, bin. Ya bırak. Ya geçin eli. Geçin. Ne yapıyorsun? Ya bizim bir suçumuz yok. Ya yürü hadi yürü. Ne oldu Zeynep Hanım? Sizin dizilerde kullandığınız ketçaplara benzemiyormuş değil mi Sahici Kan? Baba, gel kardeşim. Bu binanın kapısına bakan Merhaba. Güvenlikçi arkadaş çok enteresan bir şey anlattı bana. Doktor öldürülmeden önce telefonla taksi istemiş. Taksi gelince de bu arkadaş telefon etmiş yukarı haber vermek için. Bir kadın cevap verdi telefona başkomiserim. Ahmet Bey az sonra aşağı iniyor dedi. Ben telefonu kapattıktan yaklaşık bir 15 saniye sonra bam diye düştü. Ben dedim size katil kesin kadındır diye. Eyvallah kardeşim. Katil önce kendisine kapıyı açan kadını öldürmüş. Daha sonra banyoya girip doktorun işini bitirmiş. Yerdeki kan izlerine bakılırsa
cesedi banyodan balkona doğru sürüklemiş ve tam cesedi aşağı atacakken telefon çalmış. Dalga geçer gibi bir de telefona cevap vermiş tabii. Bir dakika. Güvenlikçi dedi ki telefonu kapattıktan 2 saniye sonra düşmüş ceset. Nasıl yani? Telefona cevap verip hemen cesedi mi atmış aşağı? Yalnız ben bir şey anlamadım Memoli. Katil kadını öldürüp olduğu yerde bıraktığı halde neden doktoru öldürdükten sonra bir de üstüne onu balkona kadar taşıyıp aşağı atmış? Neden böyle bir zahmete girip yakalanma riskini almış? Hıncını sonuna kadar almak için tabii ki. Doktor katile ne kötülük yaptıysa, nasıl canı yaktıysa artık çok büyük hınç birikmiş içinde. Onlarca defa bıçaklamak bile kesmemiş kadını. Sanki 2 kez öldürmek istemiş adamı. Artık bunun bir intikam cinayeti olduğundan eminiz sanırım. 44.51'den 44.22. Aşağı bir kadın geldi. Feryat Figen ortalığı birbirine katıyor başkomiserim. Durun bakayım. Lütfen hanımefendi, sakin olun. Sakin olun. Hanımefendi, tamam sakin olun. Hanımefendi, lütfen. Hanımefendi, tamam, tamam hanımefendi. Hanımefendi, lütfen sakin olun. Hanımefendi, lütfen sakin olun. Yapmayın hanımefendi, lütfen sakin olun. Doktorun karısı değil mi aşağıdaki kadın? Hayır, sevgilisiymiş başkomiserim. Ne? Sevgilisi miymiş? Kadını sakinleştirmeye çalışıyoruz başkomiserim, tamam. Hadi buyurun bakalım. Buyurun. Sağ olun. Bu dairenin kira kontratı sizin üzerinizeymiş. Evet. Ama banka kayıtlarına göre kirayı doktor bey ödüyormuş. Burası onun da eviydi. Biz sevgiliydik Ahmet'le. Sevgilinizin evli olduğunu biliyor muydunuz peki? Evet biliyordum. Ama Ahmet bir 2 ay içinde boşanacaktı. Ve sonra biz evlenecektik. Peki müstakbel eşinizin sizden başka bir metresi daha olduğunu ve büyük ihtimalle aynı yalanları ona da sıktığını biliyor muydunuz? Nasıl? Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Sevgilinizin sizden başka bir sevgilisinin daha olduğunu öğrenmek, yani bir metresinin üstüne bir daha metres alması sizi delirtmiş olabilir. Bu da sizi cinayetin şüpheliler listesine alır. Delirdiniz galiba siz. Ahmet'i ben öldürmedim. Tamam hanımefendi, sakin olun. Bu kadar yeter. Bu sabah saat 9 ile 11 arasında neredeydiniz acaba Şebnem Hanım? Uçaktaydım. Bodrum'dan dönüyordum. Bir aydır oradayım. Ahmet de hafta sonları benim yanıma geliyordu. Bir iş için geldim İstanbul'a. Bakın. Uçuş kartım da burada. Alın şunu inceletin. Doktor Bey'in bildiğiniz bir düşmanı var mıydı? Yakın bir zaman içerisinde herhangi bir tehdit aldığını duydunuz mu? Hayır. Bildiğim kadarıyla hiç öyle bir şey olmadı. Zaten Ahmet bana işlerinden hiç bahsetmezdi. Peki karısında biri var mıydı sizden? Sizi hiç telefonla arayıp tehdit filan etmiş miydi? Hayır tabii ki. Peki hanımefendi. Bu acılı gününüzde sizi yorduk, özür dileriz. Tekrar başınız sağ olsun. Gelin. Yine de bir süre İstanbul dışına çıkmazsanız iyi olur. Daha fazla bilginize başvurmak için sizi tekrar bizim merkeze aldırabiliriz çünkü. Hanımefendi, lütfen benim yanımda abuk subuk dizi ağzıyla konuşmaktan vazgeçin artık. Baba, güvenlik kamerası kayıtlarından katilin binaya giriş çıkışını tespit ettik. Cinayetten 5 dakika önce teslimat için gelen bir kuru temizleme vanı garaj girişinde güvenlik görevlilerine kimlik bırakırken kadın da hop vanın arkasından kimseye görünmeden süzülüveriyor içeri. Üstünde bol bir pardesu var, başında eşarp var ve kafası önüne eğik halde yürüdüğü için yüzünü hiçbir yerde görmek mümkün değil. Doktor tepeden düşünce ortalık karışıyor. Kadın da bu paniği fırsat bilip arkadaki otopark çıkışından geldiği gibi vınlıyor baba. Adamın 2 sevgilisi de temiz çıktığına göre tekrar 1. şüpheliye dönüyoruz Memoli. Gidip doktorun karısına kocasının öldüğünü haber verelim. Bakalım ne oldu.
Aşağı in, in. İn hadi in, 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 in. Aşağı in. Geç. Abi bizi buraya niye getirdiler? Burası hiç karakola benzemiyor. Siz bizi ararken biz de sizin şu polis kimliklerinizi yakından görelim kardeşim. Yaklan sana kimlik kimlik. Lan sizin çakma polis olduğunuz o kadar belli ki. Sadece polis delikanlı adam olur. Oysa ben sadece iki tane şerefsiz görüyorum. Lan kes lan. Bin hadi. Atla. Memoli eve gelene kadar bu kapının önünden ayrılma. Baş üstüne mi? Vay, Kemal müdürüm gelmiş. Oo, Rambo. Nasılsın görüşmeyeli? Süperim müdürüm. Mayıs'ta polis akademi sınavları var. Ona hazırlanıyorum. Aferin. Asla pes etmem diyorsun ya. Aferin. Pes etmek benim gibi karayaz bir Türk gencine yakışmaz müdürüm. Karayaz mı? Benim bu çocuk değil. Berk! Oğlum! Berk sen yine mi kapıyı açtın çocuk? Geç içeri, cereyan yapmış. Bütün camlar açık çarpıyor. Kemal Bey gelmiş. Yok biz gelmedik. Öyle şuradan transit geçiyorduk sizin kapının önünden. İçeri buyurun efendim, nefeslenin biraz. Yok yok, nefeslenecek bir şey yok. Daha yarım kat çıktık. Neyse biz çıkalım artık. İyi günler. Vallahi bunu saymayız, yine bekleriz. Tabi tabi. Berk sen yine mi terliksiz yerlere basıyorsun evladım? Karnın ağracak sonra. Anne, gelecekteki müdürümün yanında bana bir ton fırça atıyorsun. Meslek hayatımla oynuyorsun anne ya. Bak, boyuna posuna bakmadan bir de annesine cevap veriyor. Çabuk ayağın terliklerini giy. Hadi. Of hadi. Anne ya, of yürü. Anne ya. Of. Suyumuz da geldi. Ah, senin sesin bu kapı zilinden bile daha güzel. Güzel gözlü, sarı oğlum benim. Merhaba Belgin Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim rahatsız etmiyoruzdur umarım. Yo, hayır, ne rahatsızlığı. Buyurun içeri lütfen, kapıda kalmayın. Yok, aslında benim Ezo'yu size emanet edip hemen merkeze dönmem gerekiyor. Bizde görev hiç bitmiyor biliyorsunuz. Tabii siz de haklısınız. Tamam o zaman size hayırlı. Ama madem bu kadar ısrar ettiniz bir 5 dakika geçeyim o zaman. Doktorun karısı. Başak, Cem, siz beni burada bekleyin, ben gidip kadına kötü haberi vereyim. Tamam Emoli.
Sen nereye? Başak'la Cem'e dedim Memoli bekle diye. Zeynep sen de bekleyeceksin demedin ki. Hem ayrıca sen kadına kocasıyla ilgili kötü haberi verirken benim yanında olup kadının verdiği tepkileri gözlemlemem lazım. Bakalım kadın sahiden üzülecek mi yoksa numaralar mı çekecek? Ben çok iyiyimdir bu suçlu psikolojisi konusunda. Cem bir gelir misin abicim? Ne oldu? Uzat kolunu abi. Uzat uzat uzat. Hayda. Siz de uzatır mısınız kolunuzu? Ne? Sana emanet yani. Ha tabii tabii. Ben döverim yalnız bunu. Öyle demeyin, görev emin ellerdesiniz. Hakan'cığım, arka koltukta da bir şeyler olacak. Onları da alsana. O da kapının önüne çıktı. Aydan Hanım. Efendim. Merhaba, ben İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinden geliyorum. Adım Mehmet Ali. Cinayet Büro Amirliği mi? Ne oldu? Yoksa bana kötü bir haber vermeye mi geldiniz? Eşiniz Ahmet Bey. Ahmet'e bir şey mi oldu? Hayır. Ne oldu? Ne oldu Ahmet'e? Söylesene. Ne oldu? Ahmet. Ahmet'e bir şey mi oldu? Ahmet'e bir şey mi oldu? Lütfen. Hayır. Söylesene. Ahmet'e ne oldu? Ne oldu Ahmet'e? Lütfen söyle. Lütfen. Hayır olamaz. Olamaz. Hayır lütfen söyleyin bana. Ahmet'e ne olduğunu söyleyin. Lütfen. Ne oldu? Niye öyle durdunuz? Lütfen söyle, niye duruyorsun böyle? Ahmet'e ne olduğunu söyler misin bana? Ona bir şey olmadı değil. Lütfen yok mu kimse? Biri bir şey söylesin, ne oldu diyorum sana. Ne oldu? Lütfen. Hanımefendi, bakar mısınız? Lütfen bir şey söyle, ne olur. Ayağa kalk. Efendim? Hayır. Ayağa kalkın lütfen. Hayır. Lütfen sakin olun. Efendim, ayağa kalkın. Ne oldu? Müdür Bey. Memoli çok kızmaz değil mi buraya geldik diye? Yok canım. Buyurun. Aman efendim. Size de zahmet oldu böyle. Rica ederim, ne zahmeti? Ha, zaten ben çayımı içip kalkacaktım. Sen otursaydın ben koyardım abla çayları. Olur mu hiç öyle şey hayatım? Sen misafirsin. Sağ olasın. Ne kadar tatlı bir kız değil mi Kemal Beyciğim? Ya, evet efendim. Rahmetli Zeyno kızımız kadar şirin, hanım hanımcık bir kız gerçekten. Memoli bu defa aklını kullansa, biraz keçi inadını kırsa da bu kızı kaçırmasa bari. Gerçekten de hayat çok kısa. Yıllar göz açıp kapayana kadar hızla akıp geçiyor önümüzden. Evet, çok haklısınız. Bu nedenle de hayatımızdaki hiçbir mutluluğu ertelemememiz lazım, öyle değil mi? Tabii ki. Yani şu alıp verdiğimiz nefes bile ödünç bize. Ya. İnsan bazen burnunun dibindeki mutluluğu, yıllardır aradığı sevginin hemen yanı başında olduğunu da göremiyor ya. En üzücü olan da o işte. Çok üzücü gerçekten. Mutluluk dedim de aklıma bir şey geldi. Yakında bizim bir kutlamamız var. Eğer sizin için de uygun olursa. Konuşuruz sonra. Kapı çaldı. Thank you.
Merhaba. Size de kokmuştur. Aa. Kimler var? Meral Belgin teyze. Kaynananız çok sevecek sizi. Bakın neler yaptım. Alın bir tane. Alın alın. İyi misin kardeşim? İyiyim. Şimdi ne yapacağız ağabey? Tüm paramızı çaldı için oğulları. Çanta da gitti, tabancamız da gitti. Polise gidip durmuş şikayet de edemeyiz. Polis zaten her yerde bizi arıyor. Bu şekilde bize zoyu bulsak bile bir şey yapamayız ağabey. Hadi gel köyümüze geri dönelim en iyisi. Olmaz. İbrahim ağama söz verdim. Ezo'yu almadan geri dönemeyiz. Ve Ezo'yu almanın tek bir yolu vardır. Nedir o yol abi? Gidip adam gibi konuşacağız bu memoliyle. Ezo'yu geri isteyeceğiz ondan. Konuşacak mıyız? Nasıl konuşacağız abi? Yürü. Hadi. Aydan Hanım'ın tansiyonu normale döndü. Ama lütfen siz onu çok fazla yormayın. Kadın 30 yıllık kocasını kaybetti bugün. Peki siz rahmetlinin yakını mıydınız doktor bey? Tıp fakültesinden beri arkadaşlık biz Ahmet'le. Kardeşim sayılırdı o benim. Siz de aynı hastanede mi görev yapıyordunuz Ahmet Bey'le? Biz Ahmet'le birlikte kurduk o hastaneyi. Yarı yarıya ortaktınız yani. Evet. Bildiğiniz herhangi bir düşmanı var mıydı? Son zamanlarda size tehdit aldığından bahsediyor muydu? Biz doktoruz beyefendi. Bizim insanlara sadece iyiliğimiz dokunur. Neden düşmanımız olsun ki? Ama hastane işlettiğinize göre aynı zamanda iş adamı da oluyorsunuz rahmetliyle birlikte. Doğru. Ama iş hayatında da düşmanımız yoktu bizim. Tam tersine bugüne kadar onlarca hastayı hiçbir ücret almadan tedavi etmişliğimiz vardır bizim. Anlıyorum. Peki sizin ortağınızla aranızda herhangi bir anlaşmazlık ya da ne bileyim bir güç savaşı var mıydı son zamanlarda? Ben sizin bu sorularla nereye varmaya çalıştığınızı çok iyi anladım hanımefendi. Birazdan Ahmet'i benim öldürüp öldürmediğimi soracaksınız bana. Bu dikişin altında ne var biliyor musunuz? Ahmet'in böbreği var. O bana tek böbreğini verip benim hayatımı kurtardı. Benim ona bir can borcum varken üstüne bir de canını almış olabileceğimi söylemeyin sakın bana. Çok özür dileriz doktor bey. Tekrar başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Müsaadenizle. Görüşürüz Aydan. Yine de doktor beyi şüpheliler listemizin bir köşesine yazalım derim ben. Adamlar bir hastaneyle başlayıp sırf İstanbul'da 5 tane hastane açmışlar. Bu işler böyledir. Sermaye büyüdükçe ortaklar birbirini yok etmek isterler. Yani bence. Bence de öyle. Yani. Dur 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 dur. Ho ho ho.
Sorun nedir? Bizi arıyormuşsunuz. Teslim oluyoruz. Ah. Neden böyle bir şey yaptın şimdi abi? Dur, dur. Sizde bir polis memoli var mı? Dur kıpırdama. Tanıyor musunuz? Geç. Ya tamam. Ya. Bin hadi. Bin, bin. Aydan Hanım, eğer kendinizi biraz iyi hissediyorsanız size birkaç sorum olacak. Buyurun, istediğinizi sorun. Sizi dinliyorum. Bu sabah saat 8 ile 11 arasında neredeydiniz? Bu ne demek oluyor şimdi? Yoksa siz kocamı benim öldürdüğümden mi şüpheleniyorsunuz? Lütfen siz sadece soruma cevap verin. Ben böyle bir soruya cevap vermeyi bile şahsıma yapılmış bir hakaret sayarım. Ahmet benim 30 yıllık hayat arkadaşımdı. Nasıl böyle bir şey yapabileceğimi düşünürsünüz? Eşiniz sevgilisiyle birlikte yaşadığı evde öldürüldü hanımefendi. Böyle bir durumda maktulün eşini de şüpheliler listesine koymamız kadar doğal bir şey olamaz bizim için. İnanamıyorum. Ahmet bunu yapmış mı gerçekten? Siz hiç şüphelenmediniz mi böyle bir şeyden? Her evli kadın gibi tabii ki ben de kocamın çapkınlıklar yapabileceğini düşündüm. Ama böyle bizim evimizden ayrı bir ev tutması, başka bir kadının o evde ayrı bir hayat yaşaması. Eğer bize bu sabah nerede olduğunuzu... Evdeydim, burada. Saat 12 gibi market alışverişine çıktım. Şoförüm de benimle birlikteydi. Ona sorabilirsiniz. Ona da inanmazsanız evin dört bir yanında güvenlik kameraları var. 24 saat kaydediyorlar her şeyi. Oradan izleyip görürsünüz bu sabah nerede olduğumu. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz içeride? Görev mi yapıyorum sadece? Siz ne görevinden bahsediyorsunuz hanımefendi? Sizin göreviniz falan yok. Olamaz da. Çünkü siz gerçek polis değilsiniz. Siz çakmasınız. Sen de çok kibarsın Memoli. İltifatlarına gerçekten beni şımartıyorsun. Adama bak ya. Gözümün içine baka baka çakma diyor bana. Allah'ım ya. Baba, yolda saysak olur yedi, mu? Bir an önce merkeze dönüp altı, kafamızı toparlamamız beş, lazım. Elimizde hiç şüpheli kalmadı, döndük yine en başa. Efendim. Bir. Az önce konuştuğumuz maktulün ortağı doktor vardı ya. Onu da az önce iki sokak aşağıdaki trafik ışıklarında arabasının içinde ölü bulmuşlar. Hayda. Lütfen alın lütfen. Ama ağlar sonra lütfen. Şimdi ben alacağım neredeyse. Bir tane de ben alabilir miyim? Nefis. Güzin Hanım çok hamarat bir kadındır. Hem de burnunuzun dibinde. Bir tane de şundan alın. Hadi. Yoksa kahve mi içseydik? Tabii. Ben yaparım. Hadi. Merhaba. Merhabalar. Bütün detaylar yazıyor değil mi? Evet, evet efendim. Güzel. Evet. Bu dosya gittikçe enteresanlaşmaya başladı. Sizin yüreğiniz kabarmış Kemal Beyciğim.
sıkıntıdandır efendim. Ay evet, çok büyük sıkıntılar içerisindesiniz. Neden acaba? Aa! Bakın, görüyor musunuz Kemal Beyciğim? Neyi efendim? Şuradaki kır çiçeklerini. Ha evet, çok güzeller gerçekten. Kır çiçeği kısmet manasına gelir. Kısmet? Önümüz yaz ya efendim. Ya ne yazı? 8 ay var daha yaza. Mesela kır düğünü filan gibi. Anladım. Aslında insanın kısmetini çok uzaklarda aramaması gerekir. O kısmet belki de burnumuzun dibindedir. Kemal Bey de siz gelmeden önce aynen öyle söylemişti. Görüyor musunuz Kemal Beyciğim? Kalp kalbe karşıymış. Aa, saate bakın, kaç olmuş? Aa, bakayım efendim, kaç olmuş? Ben merkeze daha fazla geç kalmayayım en iyisi. Size iyi günler diliyorum. Aa. Falın diğer yarısı vardı. Yürü Berk, yürü. Güle güle. Sende Memoli'nin evinin anahtarı var mıdır abla? Yok maalesef kızım. Tüh. Ne oldu ki? Ne lazım oldu Memoli'nin evinde? Valizim orada. Şu üzerimdeki elbiseyi bir değiştireyim diyecektim. Gerçi topu topu 2 tane elbisem var. Bir onu giyiyorum, bir onu. O zaman neden dışarı çıkıp sana yeni elbiseler almıyoruz Ezo'cum ha? Yeni elbiseler mi? Evet arkadaşlar, elimizde 2 suikast, 3 kurban, 0 şüpheli var. Bahisleri açıyorum. Bir kere katil doktorun sevgilisiyle buluştuğu gizli evini bildiğine göre onu yakından tanıyan biri olmalı. Hatta adamın bu sabah sevgilisiyle evde buluşacağı saati de biliyormuş. Daha da acayibi, biz doktorun asıl evinde karısıyla konuşurken katil de evin yakınlarında bir yerde pusuya yatıyor. Böbrek kardeşi doktorun çıkışını bekliyor. Peki ya arabada öldürülen doktorun boynundaki iğne izini gördünüz mü? Ne var bunda? Ya görmüyor musun? İğne nasıl da büyük bir ustalıkla tam 12'den vurmuş hedefi. Tek hamlede tam şah damarını tutturup zehire enjekte ederek adamı anında felç etmiş. Zeynep Hanım doğru söylüyor baba. Ancak bir doktor ya da hemşire iğneyi öyle vurabilir. Demek ki katil de kurbanları gibi ya doktor ya da hemşire. Ve yine ikinci doktorun da yavaş yavaş acı çekerek ölmesini istemiş. Demek ki bu 2 doktor ortaklaşa yakmışlar bu kadının canını. Başak, Cem, siz hemen şu doktorların hastanesine gidin. Diğer doktorlarla, hemşirenin mesai arkadaşlarıyla falan konuşun bakalım ne çıkacak. Tamam baba. Tamam Memoli. Sen niye sırtıyorsun? Yine bir şey değil. İyi ki katılmışım değil mi sizin ekibe Memoli? Bak, bir daha bana Memoli dersen... Affedersiniz Zeynep Hanım, fotoğraf çektirebilir miyim? Tabii, şunu tutar mısın? Bunu da. Tamam. Hadi ama, görev arkadaşlarımızı bekletme Memoli. Çektim işte. Teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Tamam, rahat. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayda. Ne oldu Memoli? Nerede buradaki kız? Oo, Memoli abim geri gelmiş. Hemen veriyorum bir operasyon yorgunluğu çayı. Avni, buradaki köylü kız nereye kayboldu? Tuvalete falan mı gitti? Kemal müdür aldı götürdü Ezo'yu başkomiserim. Nereye götürdü? Yani eve götürdü sanırım. Hayda, eve niye götürüyor ya? Ama sizin eve değil de bir komşunuzun evine emanet edecekmiş şeklinde uzaktan, isteyerek kulak misafir oldum ben. Ebe köylü kızı, ebe köylü kızı. Bu köylü kızı seni tam olarak neyin oluyor Memoli? Bak hala bana Memoli diyor ha. Bırakın desin be başkomiserim. Çok yakışıyor ağzına. Yani çok güzel kadın sonuçta maşallah.
Avni, çayların soğuyor. Uzak. Emredersiniz başkomiserim. Size de kolay gelsin. Bu kız senin neyin oluyor diye sormuştum en son. O kız benim başımın yeni belası oluyor. Senin de ek ürün oluyor yani. İğrenç. Hadi hemen gidip gelelim. Ya Belgin abla. Bence biz hiç çıkmayalım dışarı şimdi. Amcamın oğulları benim dışarıda bir yerlerde çıkışımı bekliyor olabilirler. Memol de sözünü dinlemedim diye çok kızabilir bana. Merak etme kızım. Ben yanındayken hiç kimse bir şey yapamaz sana. Aa, dağ başı mı burası? Gündüz vakti sokak ortasından kız kaçıracaklar. Ben böyle iyiyim abla ya. Nasıl olsa akşam beni Memol öyle geri postalayacak köye. Ben akşama kadar idare ederim bu elbiseyle. Hayır. Memol akşam senin yeni imajını görünce fikrini değiştirecek bence. Yeni imajım mı? O ne demek abla? Seni baştan yaratacağız Ezo. Ve sonra da Memoli'nin aklını alacağız demek. Hadi hadi hadi, acele edelim. Alışverişten sonra kuaföre uğrayacağız daha. Kuaföre mi? Of, hadi sallanma. Hadi. Ya Belgin abla. Asayi. Boşluk. K nerede ya? Benim çok lazım olan harf yok. Ulan şu bilgisayarı kim icat ettiyse iyilik mi yapmış, kötülük mü yapmış hiç bilmiyorum ya. Dondu yine bu. Gitti bütün yazdıklarım. Of! Yazdıkların hepsi geri geldi işte. Bir şey değil. Sağ ol. Efendim? Anlamadım ne dediğini. Sağ ol dedim. İlkinde anlamıştım aslında. Ama senden bu kelimeyi iki kez arka arkaya duymak çok güzel. Başkomiserim. Söyle kardeşim. Şimdi Asa Şubesi'nden haber verdiler. Bugün haklarında yakalama emri verdiğiniz iki şahıs varmış. Ha, şu Ezo'nun amcaoğulları. Yakalayabildiniz mi sonunda o herifleri? Yok hayır. Adamlar kendileri teslim olmuş başkomiserim. Bak sen. Bey, ne yapacağız şimdi? Nasıl keseceğiz bu Ezo'nun cezasını? Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Lafı hiç uzatmayacağım beyler. Kısa ve öz konuşacağım. Çünkü çok işim var başımda. Sizin gibi iki yılana laf anlatmaya harcayacak vaktim yok benim. Eğer o kızın, Ezo'nun saçının tek bir teline zarar geldiğini duyarsan... bunu sizden bilirim.
Allah korusun. Oldu ya. Yolda yürürken yıldırım düştü başına. Ya da arabayla giderken kaza yaptı. Hatta ekmeği dilimlerken parmağını kesti, kanattı. Bunların hepsini sizden bilirim. Yani kısacası bundan gari Ezo size emanettir. Ona gözünüz gibi bakmak zorundasınız koçlar. Ezo'ya bir şey olursa, cehennemin dibine bile katsanız sizi orada bulurum. Cehennemin kaç bucak olduğunu gösteririm size. Anlaşıldın mı? Bak başkomiserim, biz o sana ne anlattı bilmiyorum ama biz ona zarar vermeye değil, onu alıp köye götürmeye geldik. Ezo evden kaçmıştır. Söylediklerinin tamamı da yalandır. Zaten babası da yoktur. Küçük yaşta vefat etmiştir. Bir tane anası vardır. O da üzüntüden yataklara düşmüştür. O yüzden sen bizi bırak, biz kızı alıp dönelim köye. Sana bana masalına demedim. Anlaşıldın mı dedim. Anlaşıldın mı? Aferin. Bu gece bunlar burada kalıyor. Yarın sabah mahkemeye sevk ediyorsunuz. Akşama doğru da bunların suçlarının ne olduğunu yazıp savcıya iletirim ben. Tamam mı? Tamam başkomiserim. Güle güle. Nerede lan bu Yahudi? Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun müdürüm. Nasıl gidiyor bakalım çalışmalar? Aklınıza yeni senaryo fikirleri geliyor mu? Gelmez olur mu müdürüm? Şu anda ortağım Memory ile birlikte çözmeye çalıştığımız vaka süper bir bölüm fikri getirdi aklıma. Ortağın mı? Vallahi çok sevindim bunu duyduğuma. Ama müdürüm. Sen işine bak Memory. Ezo'yu da hiç merak etme. Belgin Hanım'a emanet etti. Onun yanında güvende. Uslu uslu oturuyordur şimdi evde.
Ne var? Memoli. Sana kaç defa söylemek zorundayım? Bana yalnızca görev arkadaşlarım Memoli diye. Ben bizim diziye Memoli diye bir karakter koysam kızar mısın bana? Anladım. Çok kızarsın galiba. Ben de Memoli diye bir karakter yazsam? Ne var ya? Memoli de mi senin lakabın? Ben zaten tıpatıp sana benzeyen bir karakter yazmayacağım ki. Birazcık andıracak seni. Yani böyle jölelili saçların, kirli sakalların filan aynı olacak. Bir de en fazla aynı senin gibi tabanca askılığı kullandırın. Evet, bu ondan geriye sayarak sakinleşmeye çalışma terapisi de çok güzel bir karakter özelliği olacak. Bakın hanımefendi. Baba. Artık yavaş yavaş. Bir şüphelimiz daha oldu. Nerede? Burada. Hastaneden aldığımız bilgilerle gittik aldık evinden. Asayişte bekliyor. Yürü. Hadi baba. Kadın her iki doktorun da hem ortak sekreteri hem de sevgilisiymiş. Ama kadının ikili oynadığını, yani çaktırmadan her ikisiyle de sevgili olduğunu öğrenince doktorlar çıldırıp tek kuruş tazminat ödemeden kapının önüne koymuşlar bunu. Ulan ne hastaneymiş, Dallas dizisi gibi. Burada Memoli. Merhaba, ben Mehmet Ali, Cinayet Bürosu'nda başkomiserim. Beni niye buraya getirdiniz? Ben hiç kimseyi öldürmedim. Doktor Ahmet Güvercin'le Doktor Hakan Yaman'ı tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Eski patronlarım da ikisi de. O kadar mı? Evet, bu kadar. Yani aranızda iş ilişkisi dışında başka özel bir durum yaşanmadı, öyle mi? Her ikisiyle de hem de. Ya siz hastane dedikodularıyla mı burada yargılıyorsunuz beni? Biz yargıç değiliz hanımefendi. Biz kimseyi yargılamayız. Biz polisiz. Biz suçluları yakalarız. Bakın hanımefendi. Burada bize yalan söylemenizin size hiçbir faydası olmayacaktır. Bana soruyu tekrarlatmadan bize doğruyu söyleyin. En güzeli bu olacak. Evet. Her ikisiyle de bir süre özel ilişkim oldu. Yani bunu niye yaptım ben de bilmiyorum. Bugün düşündüğüm zaman çok iğrenç geliyor bana da. Ama ben bunun cezasını zaten en acı şekilde çektim. Beni işten attılar. Hemşire olmama rağmen başka bir hastanede çalışmama engel oldular. İki yıldır beş parasızım. Elektrik faturamı bile ödeyemediğim için elektriğimi kestiler. Onlar benim hayatımı mahvetti. Ve bu yüzden ikisini de öldürüp intikamını aldın, öyle mi? Hayır. Hayır. Bu doğru değil. Ben hiç kimseyi öldürmedim. Benim gücüm nasıl yeter onları öldürmeye? Ben katil falan değilim. Her gece uyumadan önce onların ikisinin de gebermesi için Allah'a dua ettim. Ama onları ben öldürmedim.
Anladım. Memoli. Hanımefendi, üzülmeyin daha fazla. Şu an serbestsiniz. Gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ne oldu? Niye bir anda serbest bıraktın kadını? Çünkü az önce Anadolu yakasında bir apartmanın asansöründe aynı hastanede çalışan bir kadın doktor katledildi de ondan. Bu kadın en az 3 saattir bizimle baba. Böyle bir cinayeti işlemiş olması imkansız. Bir de kadın sanki arkasından bir kovalayan varmış gibi bütün cinayetleri aynı günde işliyor. Çünkü yakalanmaktan korkuyor. Demek ki kadın bu işte acemi. Arkadaşlar, Zeynep Hanım, şu anda bir seri katil vakası ile karşı karşıyayız. Hep diyorduk bizden neden seri katil çıkmıyor diye. Buyurun, o da oldu işte. Cem, Başak, ben biraz düşüneceğim. Yukarıda görüşürüz. Nereye gidiyor bu düşünmeye? Tebrikler. Senin ne işin var burada? Sana bakmaya geldim. Burada rahat ver bana. Biraz tek başıma kalıp düşünmem lazım benim de. Birlikte düşünsek? Tek başıma kelimesi sana tam olarak neyi çağrıştırıyor acaba, sorabilir miyim? Sen hala burada mısın? Bana da öğretsene. Neyi? Ateş etmeyi. Olmaz. Niye? Çünkü bu oyuncak değil, sahici tabanca. Ne olur, hızlandırılmış kurs gibi kısa bir ders ver bana. Senin gibi bir silah ustasından ders alma fırsatını kaçırmak istemem. Sadece tek şarjör. Tamam. Sonra gideceksin. Anlaştık. Kulaklığını tak önce. Takayım. Sonra gideceksin. Tamam. Dalga mı geçeceksin benimle? Gel de göster o zaman nasıl ateş ediliyor. Ay. Kaldır silahını. Kaldır silahını. İlk önce güzel kavra silahını, tamam mı? Şu elini alttan parmak... Parmakların şu parmağın üstüne gelecek, tamam mı? Bak şimdi.
şu delikten şu çentiyi göreceksin ve hedef vurmaya çalışacaksın. Hazır mısın? Tut silahı. Şöyle yani. Nasıl? Ya şöyle tutsana. Ha öyle. Ateş et işte şimdi buradan. Güzel. İşte ateş et sen oradan. Öyle devam et. Evet. Bak şimdi. Görüyor musun oradan hedefi? Onu görüyor musun? Ya niye gülüyorsun? O tam hedefin ortasında bu çentikle görmen lazım. Şimdi ateş ediyoruz. Ateş. Güzel. Şimdi bir daha. Çok iyi. Harika. Vurdum, gördün mü? Harikaydı be. Tamam. Neyse hadi ders bitti. Söz verdiğin gibi git şimdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir düelloya var mısın Memoli? Düelloya mı? Evet. Atış yarışması yapacağız seninle. Birbirimizi mi vuracağız yani? Öyle düello değil. Bir sen atış edeceksin, bir ben. Kim daha çok puan toplarsa o kazanacak. Sen benimle yarışacaksın. Evet, ne oldu? Korktun mu? Peki tamam. Ama iddianın bir adını koymamız lazım en baştan. Ne gibi bir ad mesela? Ben kazanırsam sen hemen yarın dizi setine döneceksin. Ve bir daha sadece bayramlarda, seyranlarda, yılbaşlarında beni arayıp rahatsız edeceksin. Peki ya ben kazanırsam? Sen kazanırsan da sana yukarıda bir gazoz ısmarlarım. Yok. Bir gazozla yırtamazsın. Ben kazanırsam da 6 ay... Yok, 1 yıl boyunca seninle birlikte misafir dedektif olarak göreve devam edeceğim. 1 yıl mı? Evet. Ne o, korktun mu yoksa? Anlaştık. Anlaştık. Kaybettiğin an gidiyorsun. Ya da bir sene birlikteyiz. Ya. Ya ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Hadi bakalım.
Maşallah. Demek doğuştan bir yeteneğim varmış benim bu atıcılık konusunda. Bir sene daha beraberiz. Ne güzel değil mi Memoli? İki tane hastane sahibi başhekim, cerrah, doktor, bir tane hemşire ve bir tane doktor daha. Ve dördü de aynı hastanede çalışıyorlar. Az önce bilgisi geldi Memoli. Bu son kurban doktor değilmiş, anestezi uzmanıymış. İyi, anestezi uzmanı yazarız o zaman. Anestezi uzmanı mı? Ben çözdüm galiba bilmeceyi. Aynı hastanede çalışan böyle bir dörtlü bir araya gelince ne yapar? Bilmem. Okey oynayabilirler mesela. Ameliyat yaparlar tabii ki. Hemen hastaneyi arayın. Son 3 ay içerisinde, hayır 6 ay içerisinde bu dörtlünün girmiş olduğu ameliyatlarda masada kalanların listesini isteyin. Sonra da bu ameliyatlarda eks olanların yakınlarının listesini çıkartın. Sonra da bu yakınların içerisinde herhangi bir hastanede çalışan birisi varsa bunu bulmaya çalışın. Katil büyük bir ihtimalle ameliyat masasında kalan bir yakının intikamını almak için öldürdü bunları. Tamam baba. Tamam. Aferin. Neye aferin? Yavaş yavaş benim hızıma yetişmeye başlıyorsun. Ve bir kez daha, şey değil. Memoli nereye? Sana ne? Ben sensiz hiçbir yere gidemeyecek miyim? Niye ki? Baba, bu ekip bir aradayken sadece iki hasta masada kalıyor. Hastalardan birinin karısı hemşireymiş. Hastaneyi dava etmiş kocamı siz öldürdünüz diye ama davayı kazanamamış. Acele edelim arkadaşlar. Bir kişinin daha canı yanmadan gidip alalım şu kadını. Hadi. Dikkatli olun. Şuradan hadi gel, geçiş şöyle. Siz bu taraftan. Bulduk galiba. Hı hı. Evet baba. Kadın sıkı çalışmış. Memoli. Cem artık ben dayanamıyorum. Gittikçe sinirleniyorum çünkü hiç laf anlamıyor. Tamam. Tamam baba, sakin ol. Ben size kaç defa diyeceğim. Yalnızca görev arkadaşlarım bana Memoli diyebilir.
Burada beşinci bir kişinin daha resmi var diyecektim. Beşinci kişi mi? Cem, şu fotoğrafı hemen merkeze yolla. Bu adamın kimliğini ve ikametini hemen öğrensinler. Tamam baba. Geldim, geldim. Yüzümden tüm vücudum felç olmuş durumda. Korkuyorsun değil mi şu anda? Ölümle yüz yüze gelmek nasıl bir şeymiş? Sen en azından birazdan öleceğini biliyorsun. Geride bıraktıklarını düşünmeye, hayatınla vedalaşmaya vaktin var. Ama benim kocamın öyle bir şansı olmadı hiç. Ameliyata girerken, birazdan görüşürüz karıcığım dedi bana. Öyle girdi içeriye. Sen narkozu verdin, o uyudu. Sonra bir daha uyanmadı. Öldüğünden haberi olmadan öldü. Beni, çocuklarını düşünemeden, bizimle vedalaşamadan öldü. Ekip arkadaşlarının hepsini öldürdüm. Teker teker. Hepsi acı çektiler ölürken. Sen şanslısın. Seninkisi o kadar uzun sürmeyecek.
tarafa. Hadi hadi hadi. İçinden son duanı ediyor musun şu anda? Bırakacağımı mı sanıyordunuz? Ne yapıyorsun sen? Kadının kimliğine bakmaya çalışıyorum. O deli. Bırak elinden. İçine. Adam da ölür benimle birlikte. Benim ölmekten korkum yok. Tamam, sakin olun. Kimse kimseyi vurmayacak. Bak ben bıraktım silahımı. Bak yerine koyuyorum. Hadi sen de o küvetten birazcık uzaklaş, bu tarafa doğru gel. Elindekini de bize ver, teslim ol. Güzel güzel bu işi burada bitirelim, daha fazla uzatmayalım, tamam mı? Yaklaşmayın dedim size. Anladım. Sen şimdi elektrikten, ışıktan ve sesten daha hızlı hareket edebileceğini iddia ediyorsun. Öyle mi? En azından benim bir planım var. Hemen defolun gidin buradan. Beni rahat bırakın. Ben bu alçağı da öldürmeden teslim olmam. Bunu da öldürüp sonra kendi canıma da kıyacağım zaten. Kusura bakma ablacığım. Ne kendini ne de başka bir masum insanı daha öldürmene izin veremeyiz. Masum insanlar mı? Masum insanlar mı? Onlar masum değiller. Onlar benim kocamı öldürdüler. Benim aslanımı aldılar benden. Dördünü de geberttim. Bir tek bu sonuncusu kaldı. Cem, hemen evin tüm elektriğini kes. Elektriğimi keseyim? Acele et. Nerede bu evin elektrik kutusu? Çabuk. Nerede bu elektrik saati ya? Ablacığım, senin o öldürdüğün insanlar, bu adam, hiçbiri katil değil ki. Bilerek öldürmediler senin kocanı. Tam tersine senin kocanın tedavisi için ve onun sağlığı için uğraşıyorlardı. Hadi canım oradan. Ben sanki hiç bilmiyorum bu işleri. Ulan nerede bu elektrik kutusu? Bunlar sadece ameliyattan alacakları paraları düşünürler.
Sadece parası olan hastayı tedavi ederler. Benim kocamın parası yok diye doğru dürüst bakmadılar ona. İfaden öldü benim kocam. Aslan gibi bir adam basit bir böbrek ameliyatı için yattı. Ama kalkamadı. Uyanamadı bir daha. Arkadaş, nereye saklamışlar bu elektrik kutusunu? Sanki gizli kasa arıyorum evin içinde. Ablacığım tamam. Çok üzüldüm ben olanlara. Ama olmaz böyle. Bir günde o kadar can aldım. Bırak bari bu adamın günahı binmesin boynuna. Tamam. Siz bilirsiniz. Madem kalıp izlemek istiyorsunuz. Durun bir dakika. Ne yapıyorsun sen? İsminiz ne sizin? Yaklaşma bana. Uzak dur. Tamam, yaklaşmıyorum. İsminizi sordum sadece. Zehra. Zehra benim adım. Ne olacak? Zehra mı? Benim adım da Zeynep. İkimizin de adı Z ile başlıyor. Ne tuhaf bir rastlantı değil mi Zehra Hanım? Buldum seni. Yaşınız kaç sizin? Ya sana ne benim yaşımdan? Ben burada kendimi öldürmek üzereyim. Sen bana yaşımı soruyorsun. Yaklaşma dedim sana. Yoksa seni de çekerim suyun içine. Tamam mı? Ya ne yapıyorsun sen? Bana bırak. Ben bu ikna konusunda çok iyiyimdir. Hatta bir bölümde aynı böyle bir sahne vardı. Hala bölüm diyor, sahne diyor, dizi diyor ya. Nerede bu anahtar ya? Zehra Hanımcığım, çocuklarınız var mı sizin? Yaklaşma dedim sana. Tamam, yaklaşmıyorum. Bakın hiç kıpırdamadan duruyorum burada. Benim iki tane yavrumu babasız bıraktılar. Ben de onların çocuklarına aynı şeyi yapıyorum. Ödeşiyoruz böylece. Ama siz bunun üstüne bir de şimdi çocuklarınızı annesiz bırakacaksınız. Onların hiçbir suçu yok oysa ki, değil mi? Kaçın önünden. Vurup indirip şunu. Adam boğulmak üzere. Kutusunun kapağını niye kilitlersiniz de anlamıyorum ki. Sigorta düğmeleri som altından sanki. Dön! Boşuna uğraşmayın. Beni vazgeçiremezsiniz. Ben kocamın intikamını tam alacağım. Ondan sonra da öleceğim. Çocuklarım da büyüyünce bu yaptığım için bana teşekkür edecekler. Durun bir dakika. Çok şahane bir fikrim daha var. Ya kaçılsın önümden. Bir dakika, acil bir fikir bulmam lazım. Bir dakika. Ben fikir falan istemiyorum. Artık çok geç her şey için. Benim geri dönüşüm yok burada. Ya dur lütfen. Yapma böyle lütfen. Lazım.
Ondan sonra, beni idam edin, umurumda değil. Cem. Bir kötülüğü başka bir kötülükle düzeltemezsiniz hanımefendi. Her kötünün cezasını kendi ellerimizle vermeye kalkarsak, bizim de onlardan hiçbir farkımız kalmaz sonunda. Adalete güveneceğiz hepimiz. Bu dünyanın adaletine güvenemesek bile bazen, Allah'ın adaletinden şüphemiz olmayacak. Götür. Başak, sen de ambulans gelene kadar adamın yanında kal. Tamam. Bir şey değil. Allah Allah. Şimdi ne için teşekkür etmem gerekiyor size? Ecem elektriği kesene kadar ben kadını lafa tutmasam, ikisi de çoktan ölmüşlerdi. Evet. Aslında çok doğru söylüyorsunuz. Sizin zevzekliğiniz ve gevezeliğiniz ilk defa bir işe yaradı. Doğru söylüyorsunuz. Hasta ya. Bildiğin hasta abi adam ya. Abi bir kere de bir şeyden mutlu ol be adam be. Belgin abla. Belgin abla. Geldin mi oğlum? Geldim Belgin ablacığım. Ya Kemal müdür söyledi bizim köylü kızı sendeymiş. Hı hı. Onu hemen bir aşağı göndersene, otogara gitmemiz lazım. Köyüne dönecek de otobüsü kaçırmayalım. Tamam, hemen gönderiyorum. Yoruldun mu bugün işte? Biz de Belgin ablayla alışverişe falan çıktık. Memoli, beğendin mi Ezo'nun yeni halini? Çabuk üstünü değiştirip valizini hazırla. Otogara gidiyoruz. Ama Memoli. Abla lütfen. Ben bu filmi daha önce izledim ve sonunu hiç sevmedim. 5 dakika içinde valizin elinde bu kapının önünde olacaksın. Thank you.
İşte bu senin otobüsün. Al kardeşim, bagajı koy. Ver şu çantayı da koysunlar bagaja. Ayaman al. Al kardeşim. Mustafa kardeşim, bu kız bu otobüs son durağa varıncaya kadar otobüsten inmeyecek. Eğer mola falan verirseniz takip edeceksin, peşinden gideceksin. Otobüse bindiğinden emin olacaksın. Eğer bir kaçıp İstanbul'a gelirse, o zaman sen de İstanbul'dan kaç. Mustafa Demir kardeşim, anlaşıldı mı? Ama abi benim başım çok kalabalık oluyor. Yani bu kadar yolcuyla... Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı abi. Köylü kız sen de... Bak şimdi çok sinirlendim işte. Neredesin ya? Allah'ım ya Rabbim. Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı. Ya kızım deli misin sen, ne yapıyorsun? Ben köye dönmek istemiyorum Memur'la. Onu anladım köylü kızı, ama kalamazsın burada. Neden? Kalamazsın işte. Ama neden? Kalamazsın da ondan. Peki ama neden? Hadi yürü. Yok. İyi akşamlar. Otobüs sizin şehre vardığında seni orada karşılayıp köyüne götürecek birisi var mı? Yok. Annen var dediler dün. Ona telefon edip haber verelim, o karşılasın seni. Gerek yok. Ben kendim giderim. Olmaz öyle şey. Söyle numarasını, hemen arayacağım şimdi. Bilmiyorum numarasını. Annenin telefon numarasını bilmiyorsun. Bilmiyorum. Annemin de cep telefonu yoktur zaten. Bir tek ev telefonu vardır. Ev telefonunu ver o zaman. Onu da bilmiyorum. Evinin telefon numarasını bilmiyorsun. Bilmiyorum. Oho. 9. Az kaldı. Şimdi benim köyüne gidiyorum. 8, 7. Yarından itibaren her şey normale dönecek. 6, 5, 4. Derin bir nefesle birlikte... Say sen daha keçilerini, say. Bir gün sayacak keçin bile kalmayacak hayatında. Bu kafayla, bu gıcıklıkla bir gün herkes terk eder seni. Kimse yanına gelmez hattını sormaya, arkadaşlık etmeye. Olsun. Ben böyle yalnız başıma iyiyim. İyisin tabii şimdi. Yaşlanınca göreceğim ben seni. Vallahi onu yaşlanınca düşüneceğim artık. Hadi bin. Heh. Sen şimdi ciddi ciddi beni bu otobüse bindirip köye geri gönderiyorsun, öyle mi? Evet. Hem de çok ciddiyim. Hiç şuran, şu insanın vicdanının durduğu yer sızlamıyor mu? Sızlamıyor. Ama ya ben gittikten sonra sızlarsa? Sızlamaz. Ama ya sızlarsa? Ah ben ne yaptım? Zavallı kızı 2 günde postaladım gerisin geriye. Ne büyük kabalık ettim. Keşke birkaç gün daha kalsaydı yanımda. Ona bir İstanbul'u gezdirirdim. Güzel yerlere götürürdüm. Kız kulesini çok görmek istiyormuş mesela. Keşke bir oraya götürseydim diye pişman olursan, üzülürsen, ya kahrolursan? Olmam. Hadi bin. Ama ya olursan? Olmam. Hadi bin. Ama ya olur... Ya, ya bırak kolumu. Ya ne Yürü. Yapıyorsun ya? Seni otobüse bindiriyorum. Kolumu acıtıyorsun ama. Sen de benim beynime ağrılar saplıyorsun, ödeşiyoruz. Hadi basamakta durma. Otomatik kapı çarpar. Güle güle. Bu kötülüğünü hiç unutmayacağım Memur. Ben sana da kendime de çok büyük bir iyilik yapıyorum şu anda. Sen bunun farkında bile değilsin. Ya bırak, bir 2 ay daha kalayım işte yanında. Kaptan, hadi kapat kapıyı. Kaptan dur, kapama. Ama bak, benim işim gücüm var. Bu kadar insan burada seni bekliyor. Geç otur yerine. Ne olur yorma artık beni.
Tamam ya, bağırma. Güzel güzel vedalaşalım dedim sadece. İyilik de suç oldu ha. Hani beni hiç affetmeyecektin? Ne oldu şimdi? Affetmeyeceğim. Ama yine de gidip de dönmemek, dönüp de bulamamak var Memoli. Onun için helalleşmek lazım. Tamam, ben hakkımı sana helal ediyorum. Hadi geç otur yerine artık. Ben sana tam etmiyorum. Biraz ediyorum ama. Bu senin sorunun. Hadi geç artık yerine otur. İyi peki. Evet, çok eminim, hem de çok. Ya, ya bak şurada bir yerde bir çay içelim seninle. Otur bir daha düşün bu kararını. Memoli gel ya. Köylü kızı. Bir daha düşün. Ana. Ezo. Ana. Kuzum. Ana. Senin ne işin var burada? Senin halini merak ettim, yanına geldim Ezo kızım. Çok iyi ettin annem. Jandarma İbrahim Ağa'yı tutuklayıp götürdü. Akşam da haber geldi. Polis de İlyas'la Emo'yu tutuklamış. Artık rahat erdi kuz. Kabamız rahat. Biliyorum annem, biliyorum. Anne bak bu Memoli. Merhaba Memoli evladım. Merhaba, hoş geldiniz teyze. Ha? Öpsene annemi. Hadi o zaman annenle birlikte binin otobüse. Ne güzel oldu bak. Yalnız da kalmayacaksın yolculuk esnasında. Muhabbet ederek gidersiniz. Ya bir dakika ya. Kadıncağız daha şimdicik gelmiş koca yolu. Daha şimdicik inmiş otobüsten. Ayağının tozu bile duruyordur üstünde. Sen hemencecik otobüse mi bindireceksin kadıncağızı? Ama... Aması maması yok Memoli. O kadar da değil yani. Annem önce biraz dinlensin, kendine gelsin. Ondan sonra biz kendimiz bineriz otobüse, gideriz köyümüze. Ama bir insan bu kadar da sık boğaz edilmez canım. Kardeş, ben valizimi alabilir miyim? Vazgeçtik biz gitmekten. Benimkini de alayım şuradan. Tut bakayım şunu. Tut tut. Anamınkini de al. Tut 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 tut. Hadi Memoli, eve dönebiliriz artık. Memoli'nin evi o kadar da güzel değil anne. Yani biraz eski püskü. Çocuk pasaklı çok ama muhiti güzel. İstanbul'un göbeğinde. He. Memoli hadi ama seni mi bekleyeceğiz bütün akşam? Annem yol yorgunu. Hadi. Ebe köylü kızı. Ebe köylü kızı.